Şimdi buradan bir kez daha ilan ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu İstanbul'da milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatla yaptığı toplantıda 17 yıldır vatandaşa sayısız hizmetin götürüldüğünü ancak bunun artık oy getirmediğini söyledi. Artık mideye değil buraya kafalara bakacağız. Herkesin midesini doyurduk ama bu oya dönmüyor dedi. Bakın 2 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi iptal edilebiliyor. Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara'da yaptığı toplantılarda İstanbul seçimleri masaya yatırıldı. İlk gündem Gül ve Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarıydı. Bir süredir Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal kararını eleştirmesine tepki gösteren Erdoğan, bu iki ismin kendisiyle ilgili sancısı olduğunu söyledi. Abdullah Gül'ün partinin kurucu üyesi olmadığını, Davutoğlu'nun da Gül'ün danışmanı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Benimle ilgili karnında sancısı olanlar başını çıkardı ortaya," dedi. İstanbul seçimleriyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararından sonra yapılan açıklamaların da aynı bakış açısının ürünü olduğunu görüyoruz. Burada mesele ne sandıktır, ne milli iradedir, ne de Türkiye'nin demokrasi mücadelesine destek vermektir. Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 yıl sonra iptal edilebiliyor. 2 yıl sonra. Hiç ses duydunuz mu? Nasıl böyle bir şey olabilir diye herhangi bir serzeniş duydunuz mu? 23 Haziran seçiminde Kürt kökenli seçmenden oy alınabilmesi için bir şeyler yapılması gerektiği yönündeki görüş üzerine Erdoğan, Sultanbeyli örneğini verdi. Sultanbeyli'de ne kadar oy aldınız? Oysa oraya ne kadar hizmet yapıldı? Ama onlar %15 oy aldılar. Sultanbeyli'ye o kadar hizmet yaptın, Kürtler ne yaptı? O kadar oy çıktı oraya dedi. Milletin iradesine olan saygımız sebebiyle seçim süreçlerini yakından takip ediyor, sandıktan çıkan her oyun yerini bulacaktır. Bunun için çalışıyoruz. Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. İktidarları döneminde yaptıkları hizmetlerle ilgili örnekler veren Erdoğan, "Mideye değil artık buraya kafaya bakacağız. Herkesin midesini doyurduk ama neticede durum böyle. Karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz, yine de oy vermiyor," dedi. Hele hele burası İstanbul. Bu bir kasaba değil, bir ilçe değil, bir belde değil. Bakın ben bugüne kadar konuşmadım. Hep sustum. Ama diğerleri konuştu. Ve vurun abalıya dediler, vurdular. Ama artık yetti. Cumhuriyet'in haberine göre bakanlara ulaşamamaktan ve taleplerini iletememekten şikayetçi olan bazı milletvekilleri de bakanların eskiden olduğu gibi nöbet usulü meclise gelmelerini önerdi.